Tatil için uygun fiyatlı turları tercih edenlerin karşılaştığı bir sorun var son dönemde. Tatile kısa bir zaman kala tur operatörleri talep az diye turu iptal ediyor. Ek ödemeyle de daha maliyetli başka turlara gidilmesini tavsiye ediyor. Ancak bunu yapmaya hakları yok. Peki turunuz iptal olursa ne yapmanız gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtı. İptal gidemiyorsunuz deseler ne yapardınız? Kendime yeni program yaparım. Programı biz size yapalım, biraz daha fazla ücret alalım dediklerinde. Kabul etmem zannedersem. Katılım az deniyor. Operatör uygun fiyatlı turu iptal ediyor, ek ücretle yeni bir tur öneriyor. Tatilciler isyanda. Direkt şirkete gitmeyi tercih ediyoruz. Telefon görüşmeleri, operatörler yerine. Yer dolduğu için hiçbir şekilde yer bulamıyoruz. Bu yüzden fazla tutarları oluyor. Turu tercih etmiyorum çünkü. Kendi tatilimi kendim programlıyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapmaya başlandı. Özellikle turlar kısa sürede çok yer görmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ancak tatil programını turla yapanlar bazen son dakika iptallerle karşılaşıyor. 22 Mart'ta hanımefendi İspanya'ya gidiyor ama ya turunuz iptal olursa? Bilmiyorum. Daha fazla ücret ödeyip bir sonraki turla sizi yollayalım derlerse kabul eder misiniz? Hayır. Bir tarihte 3-5 kişi yoğunluk olup da ertesi günkü tarihte full 20-25 kişi olabiliyor. Tur şirketinin görüşleri de suistimalin olabileceği yönünde. %2-3 civarındadır yaptığımız iptaller. Tatiliniz iptal olduğunda yapmanız gereken seyahat acentanıza değil TÜRSAB'a başvurmak. Çünkü bir sonraki tatil planı için yeni bir tur satın almanıza gerek yok. Ve bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekmiyor. Misafirlerimizden fiyat farkını almamaya çalışıyoruz. Ödediği ücret neyse aynı fiyattan farklı tura geçişini sağlıyoruz. Tüketiciyi aldatan bir uygulama söz konusuysa TÜRSAB seyahat acentasının belgesinin iptaline kadar yaptırım uygulayabiliyor.